Biri de demiş birader Yasin hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar Survivor'ı izlemiyorum. Amına koyarım ben öyle Survivor'ın. İzlemiyorum ya. Zorla mı izleteceksiniz? İzlemiyorum Survivor'ı. Arada bir YouTube'a denk geliyor videoları. YouTube'dan bakıyorum. Amazon ormanı oldum diyor. Amazon adamı oldum diyor. Yasin ne desin amına koyayım? Eskiden nerede Amazon ormanı oldun? Amazon ormanı bendim. Amazon çocuğu bendim Survivor'da. Sen nereden oldun? Lan evlenme programına katıldın. Efendi efendi konuşuyordun. Ne zaman benden arkadaş oldun? Şiven değişti. Ne zaman benden arkadaş oldun? Şey oldu. Neyse gene severiz Yasin'i. Ama bilmiyorum. Yok Amazon çocuğuyum. Yok bilmem ne çocuğuyum. Lan geri zekalı. Evde uslu takım elbiseyle diskoya geliyordun amına koyayım. Karı düşürmek için yanından ayrılmazdın. Şimdi Amazon çocuğu mu oldun? Yalanını sikeyim Yasin Obuz. İşte o da benim yanımda kala kala öyle oldu. Evlenme programına katıldı. Katıldı evlenme programında sakin bir şeydi yani. Gördünüz orta. Affedersiniz. Siz evet. Ben de Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Siz nasılsınız? Çay ister misiniz? Aynen böyle konuşuyordu Yasin. E ne oldu da amına koyayım? Gabrak şimdi şeyce konuşmaya başladın. Benim gibi konuşmaya başladın. Benden mi bulaştı sana bu hastalık? Haksız mıyım arkadaşlar? Ya o gene Yasin'i severiz de amına koyayım bu kadar da özenti olma yani. Bir kendin ol yani ya. Beni taklit etme yani. Kaç bin, 3.000 kişi mi olduk şu anda? 3.005 kişi olduk yani daha. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani ben şimdi haksız mıyım? Bir izleyin Yasin Obuz'un kısmetse olur'a katıldığı programı izleyin Survivor'daki. Affedersiniz. Kahveniz var mıydı? Çok güzelsiniz. Sizin gibi güzel kızlar yanında ne yapacağımı şaşırdım. Aa, aman Allah'ım böyle şey. Böyle hani pot kırmamak için puşçagon. Neredeyse puş dolu diyecektim. Ama gelin görün ki ekranda hiç alakası yok Yasin Obuz'u. Ben Amazon adamı, ben orman adamı. Yarrak orman adamısın. Ne diyeceğim sana? Amına koyayım. Ankara'da gördük. Bu Yasin'in Ankara'da kumbarasını patlattıydım. Hatırlayanlar var mı? Yasin Obuz'un Ankara'da doğru söylüyor demiş bir tanesi. Kim demiş? Tayyip Pomeklik. Doğru söylüyor. E Yasin şimdi niye öyle davranıyor? E Yasin de şimdi öyle davranıyor. Yapmacık davranıyor. Çünkü Yasin yapmacık davranırsa benim gibi olacağını düşündü. Ve benim gibi olacağı için eskisi gibi reyting alacağını düşündü. Ama öyle olmuyor bu işler. Yani bak mesela şeyde MasterChef'te Yasin Obuz daha çok seviliyordu. MasterChef'te takipçisi daha yüksekti. Şu anda Survivor'a katıldığı halde takipçisi düşüyor. Yani o yüzden dolayı yani biraz kendin olursan daha iyi olursun Yasin. Tamam deli dolusun. Önceden akıllı bir şeydin ama benden sonra çok delirdin yani. Ben de acaba bunun ilacı ben miyim yani? Benden takıldığın için mi böyle oldun sen? Sonra Batman'miş. Oğlum sen o evlilik programına katıldığında ne zaman kızlara Batman'im mi diyordun? Amına koyayım senin götüne tokat atarlardı o kızlar olsa. Sen orada evlilik programına katıldığında kızlara Batman'im deseydin. Öyle değil mi arkadaşlar? He mesela bir şey daha söyleyeceğim size. Mesela orada Acun Ilıcalı yaptı dahi. Mesela Yasin en iyi arkadaşı kim? Yasin en iyi arkadaşı benim. Kim ne söylerse söylesin. Yasin Obuz'un Survivor'da en iyi arkadaşı benim. Orada Yasin beni aramak istedi. %100 de sormuştur Acun Medya'ya. Acun Medya'ya sormuştur ve demiştir ki ben Taner Tolga Tarlacı'yı aramak istiyorum demiştir. Ama gelin görün ki koskocaman Acun Medya sırf benimle düşman kesildiği için arattırmadı Acun Medya. Sonra gitti başkasını aradı. Ben onu da adım gibi biliyorum. Hala Acun Medya'nın koskocaman Acun Medya'nın hala kıskançlıkları devam ediyor. Biri de demiş ki zombala bombala. Evet zombala bombala dansını da ben öğrettim Yasin'e. Oğlum bir gerçek var. Acun Medya beni aşırı derecede kıskanıyor. Çünkü Yasin Obuz beni aramak istedi. Ve Yasin Obuz'un beni aramasına engel oldular. Bu da demek oluyor ki koskocaman Acun Medya, koskocaman Esat, koskocaman ne bileyim Acun hale daha yıl olmuş 2020 çocuk gibi beni kıskanıyorlar. Ulan bıraksanız da çocuk en iyi arkadaşım beni arasın. Oğlum işte siz bu kafayla olduğunuz sürece Avrupa Birliği'ne zor girersiniz. Acun Esat bu kafayla zor girersiniz. Çocuk beni arayacak 40 yılda özlemiş cezaevine gelemedi diye beni ağladı telefonda. Üngü. Arattırmıyorsunuz ya. Bırakın beni arasın. Ne demiş Deniz? Kesim engel oldular çünkü seni kıskanıyor Acun. Doğru, kıskanıyor. Hala kıskanıyor. Acun'u sen adam yaptın demiş, kral demiş.
Olabilir. Yorumlarınıza bir şey diyemem. Amerika bile seni kıskanır demiş filan filan. Abi bum der misin? Bum. Acun seni kafes dövüşüne alır demiş bence biri demiş. Serap demiş. Buyursun gelsin arkadaşlar. Acun kafes dövüşü istiyorsa çıkarız yani. Hayırdır yani. Arda Turanları bilmem onları bunları kafes dövüşüne davet ettik. Ondan sonra ne bileyim Acun'dan isterse gelirim. Survivor adasına götürsün bizi kafes dövüşü yaparız. Hem 9 yıllık hıncımı almış olurum Acun'dan. Madem o da benden hırslı. Madem beni mahkemeye vermiş o da zamanında. O da gelsin benden hırslansın. Kim kimden hırsını alıyorsa. Sağlık Bakanlığı'nı da kafes dövüşüne aldık. Biliyorsunuz arkadaşlar. O olaylar çok karıştı. Sağlık Bakanı filan. Arkadaşlar söyleyeceğimi söyledim. Fatih Hoca'nın iyileşmesi. Madem Fatih Hoca'mız iyileşiyorsa o zaman bütün dünya iyileşmesi lazım. Bütün yani burada zengin ve fakir ayrımı yapıyorlar. Demek isteniliyor ki bu ülkede artık zengin varsa yaşayacak. Bu ülkede fakir varsa ölecek. Bu ayrım yapılıyor. Bu çok önemli bir husustur Fatih Hoca hakkında anlattığım. Çünkü şimdi gelin görün ki Fatih Hoca hasta oluyor. Bir haftada taburcu olup iyileşiyor. Eyvallah güzel sevindik sevinmedik mi sevindik. Tamam da öbür gariban niye ölüyor o zaman? Öbür garibanların suçu ne? Onların için bir haftada taburcu olmuyor da ölüyorlar. Niye bu kadar olay abartılıyor? Nerede bunun ilacı o zaman? Madem Fatih Hoca'ya verdiğiniz ilacı açıklayın. Hangi iğneleri kullandınız? Hangi buradan bütün hemşerilere sesleniyorum. Hemşire midir onlar? Neyse artık Fatih Hoca'nın başındakileri. Onları da kafes dövüşüne davet ediyorum. Madem Fatih Hoca'yı davet ettiniz, söyleyin o zaman hangi ilaçları, iğneleri kullandınız? Sayın doktorlar, söyleyin de bütün dünyayı iyileştirelim. O adamı iyileştirdiniz. O hemşireler, doktorları, Fatih Terim'i iyileştirenleri kafes dövüşüne davet ediyor. Niye sadece Fatih Hoca'yı iyileştiriyorsunuz? Hadi o zaman tüm Türkiye'deki insanları iyileştirin. Her şey para mı? O ilaçların adını söyleyeceksiniz. Fatih Hoca'ya iyileştirdiğiniz ilaçların adını. O ilaçlar bütün dünya bilmeli. Madem ilacı hani yoktu ilacı? Ne oldu şimdi? Fatih Hoca iyileşti. O ilacın adını söyleyeceksiniz. Not edin bunları. Bu dünya basında duyulması lazım. Bu konuşmalarımı çok önemli. Bu konuşmalarımı sosyal medyada paylaşın. Bu konuşmalar dünyanın çevresini değiştirecek. Haksız mıyım arkadaşlar? Hadi birisi bana desin haksızsın desin. Hadi bana birisi haksızsın desin. Ya beni Güney Kıbrıs'ta bile ne sinirlendiriyorlar arkadaş ya. Beni koskocaman Rum ülkesi Güney Kıbrıs'ta bile ne sinirlendiriyorlar yani. Hani ülkeden kaçtım kafayı rahatlayayım diye. Geldi burada bile ne beni deli ediyorlar ya. Aynen abi demiş olur bazen helal olsun demiş. Aynen olur. Bu konuşmalarımı kaydet. Bu Fatih Hoca hakkında konuşmalarımı kaydet. Sosyal medyada paylaş. Çünkü gerçekleri herkes duyacak. O hemşireleri o doktorları da kafes dövüşüne davet ediyor. Hepsini. Ha, bundan sonra öyle. Neyse arkadaşlar, konuşmak dileğiyle bu kadarlık bilgi yeter. 4000 kişi olmuş canlı yayında. Ama yeter bugünlük. Biri de demiş yerim seni ya demiş. Ya Başak sen de abi dakika başı beni yiyorsun yani kusura bakma da. Yiyeceksen gel hazır KKTC'desin madem. KKTC'den Güney Kıbrıs'a gelmek 15 dakikanı alır, 20 dakikanı. Gerçi bu arada Deniz de demiş seni yerim demiş. Bu aralar kızlar nedense bizi yiyor ya ben de anlamadım. Oğlum virüs var virüs yiyip de yiyemeyin. Gerçi bende virüs yok da. Beni yiyip de ne yapacaksınız arkadaşlar? Kapatma demiş canlı yayını. Deniz demiş ben dedim demiş. Öbürü Başak da demiş ben geliyorum yanına demiş. Başak gelemezsin çünkü sınırlar kapalı ancak bir ay sonra açılır. Bir ay sonra gelirsen bir kahve ısmarlayabilirim sana. Ya da bir çay. Evimde misafir edebilirim seni bir günlüğüne. Sıkıntı olmaz. Boşuna Taner'si istemiyorlar bize değil mi? Neyse. Deniz ne demiş? Keşke öyle tam da olsun. Neyse. Tamam arkadaşlar. Bugünlük yayının sonuna geliyorum. Biri de demiş Twitch'e başlasana. Arkadaşlar Twitch'e başlayayım da Room'da şeyi nasıl bulacağız? Ya bilgisayarı nasıl bulacağız? Bilgisayarı bulacaksın. Telefon şeyi bulacaksın. Sıkıntılı iş ya. Be. Twitch. Yoksa aslında Twitch'e başlasak iyi. Twitch'e başladık da ne oldu lan? Bir ara Twitch'e başladık. İç ebesini siktiniz o Twitch'in bir ayda. Anasını sikeyim. Çektik mektik ne yaptınız? Destekçi olacağım dediniz. Köstek oldunuz amına koyayım. Bir daha Twitch açar mıyım ben size? Al. Twitch götünüze girsin.
Abi Twitch aç, abi Twitch aç. Ben size bir daha Twitch açar mıyım? Twitch açıyoruz. Aman efendim destekçi olacağınıza köstekçi oldunuz. Bir ay bana. Ben yarrağın başına açarım o Twitch'i bir de. Kapatıyorum oğlum. Ben 10 dakikada canlı yayındayız. Hikayeyi kaydederim. Yayınlamak isterseniz bir yerde atarsınız. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi. Boom. Twitch miç yok size. Hiçbir şey yok. Meterinki 9 santim filan filan. Neyse arkadaşlar, bugünlük yayının sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Son bir söyleyecekleriniz var mı? Herhalde bir 20 dakika, 15-20 dakika konuştuk. Biri demiş taşlarına kurban abi. Biri demiş bum. Bum beyarak demiş bir tanesi. Kapatma demiş. Arkadaşlar kapatma deyip de ne yapacaksın? Amına koydum 31 mi çekiyorsun bana bakıp da kapatma diyorsun. Kapatma kapatma diyorsun lan. İpneye bak. Gay mi sandın bizi lan? Bizi gay mi sandın amına koyayım? Kapatma diyor ekran. Ne yapıyorsunuz amına koyayım? Gayler mi toplaştı ekranda? Anlamadım ki. Abi seninki kaç santim peki? 27 arkadaşlar. Reis kapama be. Neredesin kardeş? Ha 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 demiş biri. Ha 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 gülüyor. Arkadaşlar neyse bugünlük bu kadar. ben de efsanesin amına koyayım demiş biri. Sağ ol sen de öyle. Neyse bugünlük yayının sonuna gelirim. Ya işte game biri çıktı orada. Burak ne diyor? Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Boom.